Arkadaşlar şimdi Pimapen tekerini değiştireceğiz. Pimapen'in tekerinin olduğu hali görüyorsunuz. Yeni tekeri takacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, ilk ray bu halde. Parçalayıp da çıkarabildik. Şimdi bu ikinci rayı, bunun da tekerlerini biraz yağlayalım. Biz bayanlar yıkamayı çok sevdiğimizden küflenmesin diye biraz tekerlerine şu yağdan sürelim bunu. Olur da tekrar yıkama aşamasında falan en azından suyu korur. Bir şekilde temas etmesine iki tekerini de yağlamakta fayda var. Korur bunlar. Su değdiği zaman en azından pas yapmaz diye düşünüyorum. Şimdi bunu tekrardan buraya takacağız arkadaşlar. Oturdu gördüğünüz gibi. Vidalarını takacağız. İlk vidayı takalım. İlk vidasını taktık. Şimdi sıra ikinci vidasında. Evet arkadaşlar, ikinci vidayı da taktık. Raylarımız yerine oturdu. Şimdi yerine takacağız. Evet arkadaşlar, altındaki tekerleklerini taktık. Bunu sökmeden kapı sökülmüyordu. Öyle bir sistem vardı. Şimdi kapıyı taktıktan sonra tekrardan bunu yerine takıp oturtturacağız. Şu şekilde rayın yürümesini sağlayacağız buradan. Şöyle kalktıracağız buradan. Bu şekilde gidecek. Dur bakalım, şu kapıyı kaldıracağız önce biraz buradan. Kaldırın bakalım. Buradan birinin desteği olması gerekiyor. Evet, şu şekilde rayı buradan göndereceğiz. Bu taraftan kalkacak. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rayını oturtturduk yerine. Kapı gördüğünüz gibi geliyor gayet rahat bir şekilde. Yukarısı da aynen. Bu tür kapılarda normalde orada çentik oluyor. Yukarıdaki çentiği çıkarıp da yukarı kaldırıp sökmemiz gerekiyor ama bu değişik bir sistem olduğu için aşağıdaki rayı söküp de kapıyı öyle çıkarmak zorunda kaldık. Bizim işimiz tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.